Sayın Öcalan ve komplo 15 Şubat komplosuyla ilgili konuşmak hakikaten Kürtler açısından ağır bir süreci ifade ediyor. Bu açıdan doğru tanımlamak gerektiğini düşünüyorum. Bu temelde 15 Şubat komplosu aslında özgürlüğe, demokrasiye ve tüm insani değerlere karşı işlenmiş bir suçtur diyebiliriz. Bilindiği gibi genelde Orta Doğu ve Kürdistan, özellikle de Kürdistan coğrafyası kapitalist hegemon güçlerin büyük saldırısı altında. Tarih boyunca bu böyleydi. Ve gerçekten büyük katliamların yaşandığı bir coğrafyadan bahsediyoruz esas itibariyle de. Sayın Öcalan şahsında gerçekleştirilen 15 Şubat komplosu aslında Kürtlerin özgürlük mücadelesini bastırmak üzerinden aslında gerçekleşen bir komplo. Bu anlamda derinliği ve ağırlığı olan bir komplo. Çünkü hakikaten bir skala olsa, bir acı skalası olsa herhalde dünya tarihinde görülmemiş acıların yaşandığı bir coğrafyadır Kürdistan. Yani Kürdistan'da yaşanan acıları biz bir dağa yükleseydik dağ çatlardı. Ve Sayın Öcalan üzerinde gerçekleştirilen komplo devamında ki yaşanan süreç eğer bir taşa yüklenmiş olsaydı bu taş çatlardı. Bu anlamda gerçekten devasa bir direnişin de olduğunu söylemek mümkün. Yani uluslararası kapitalist güçler, kapitalist hegemon güçler büyük bir saldırı gerçekleştirdiler ama karşısında büyük bir direniş de gördüler. Bu anlamda Sayın Öcalan'ın da 1999 yılından bu yana aslında içine girdiği tutum bu anlamda komplonun boşa çıkarılmasını sağlayan en temel etkenlerden biri. Bunun yanı sıra tarihi ezberi bozan bir Kürt halk gerçekliği var. Tarihe bakıldığı zaman Şeyh Said isyanı, Seyit Rıza'nın isyanı, Mela Mustafa Berzani'nin isyanları, daha sayamadığımız diğer isyanlara da bakıldığında aslında Kürdistan'ı dört parçaya bölerek kendi içerisinde tecride maruz bırakan sistem başı koparıp gövdeyi dağıtma politikası izledi 15 Şubat komplosunda da. Yalnız hem Sayın Öcalan'ın barış, demokrasi ve kardeşlik temelli yaklaşımı hem de Kürt halkının tarihi ezberi bozacak şekilde Sayın Öcalan'ın sahiplenmesi, Kürdistan'da, Türkiye sahasında, Avrupa'da binlerce insanın bedenini ateşe vermesi, burada hayatını kaybetmesi ve bu temelde Sayın Öcalan'ı sahiplenmesi aslında bu komplocu güçlerin derin, acımasız saldırısını boşa da çıkardı. Çünkü gerçekten bakıldığı zaman bu kapitalist hegemon güçler böl, parçala, yönet politikasıyla Orta Doğu'yu ve Kürdistan, özellikle de Kürdistan'ı kendi emperyal emelleri doğrultusunda bir süreç yaşatmak istediler. Ve bunun ilk hedefi Sayın Öcalan'dı aslında. Çünkü NATO'nun Orta Doğu'ya yönelik politikalarına bakıldığında ve sistematik sürecine bakıldığında, NATO'nun sistematik politikalarına bakıldığında aslında ilk saldırının Sayın Öcalan'a gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü Sayın Öcalan aslında Orta Doğu'da bütün halkların bir arada yaşayabileceği, bütün kültürel unsurların, dini grupların, etnik grupların, toplumun bir arada yaşayabileceği iddiasını ortaya koyan bir toplumsal önderdi. Ve bu anlamda da ilk saldırıyı Sayın Öcalan şahsında yaşadı. Sayın Öcalan şahsında gerçekten o sürece bakıldığı zaman 15 Şubat'tan önce 9 Ekim 1998'de başlayan süreç
ABD'nin öncülüğünde, Avrupa Birliği devletlerinin öncülüğünde ve bütün adeta dünya devletlerinin bir araya gelerek gerçekleştirdiği bir saldırı aslında. Yani özgürlüğe, demokrasiye ve insani değerlere saldırı. Çünkü hiçbir devlet, komplo sürecinde yer alan hiçbir devlet kendi hukuklarını dahi bir an düşünmediler. Yeter ki emperyal emeller gerçekleşsin. Bu orada bütün insan haklarını, özgürlük değerlerini ve insani değerleri bir tarafa bırakıp Sayın Öcalan şahsında Kürtlere bir saldırı, sistematik bir saldırı içerisinde oldular. Ancak dediğim gibi, başta da hemen bahsettim, Kürt halkı gerçekten tarihi ezberi bozacak bir şekilde Sayın Öcalan şahsında Kürt özgürlük mücadelesini sahiplendi. Bu şekilde gerçekleşen komplonun asla hedefine ulaşamayacağını da bir daha gösterdi. Son önümüzde, geçmişte geride bıraktığımız bir iki ay içerisinde de biz bunu çok net bir şekilde gördük. Kürt halkı Sayın Öcalan'sız bir mücadeleyi ya da bir özgürlüğü kabul etmediklerini ortaya koydular. Bu anlamda yıl dönümüne yaklaştığımız 15 Şubat komplosunu Kürtlere yaşattığı acılar dolayısıyla da Sayın Öcalan şahsında Kürtlerin özgürlük mücadelesine gerçekleşmiş bir saldırı olması dolayısıyla da bir hukukçu olarak insan hakları değerlerini yerle bir eden bu saldırıyı ben de kınıyorum. Bu komplo demokrasiye, özgürlüğe ve tüm insani değerlere karşı işlenmiş bir suç. Ve bu suç adeta hukuken mütemadi bir suç olarak da tanımlanabilir. Çünkü devam ediyor. Gerçekten sorunuzun cevabı bu. Devam ediyor. Bu komplo süreci hala devam ediyor. Şimdi 15 Şubat komplosuyla bana göre bir Sayın Öcalan'ı fiziken ortadan kaldırmaya dönük bir aslında hamle yapıldı. Başı koparalım, gövdeyi dağıtalım ve bu özgürlük mücadelesini ortadan kaldıralım şeklinde bir hedef belirlendi. Bu hedefe karşı gerçekleştirilen direniş aslında fiziken ortadan kaldırmayı imkansız hale getirdi. Hem Sayın Öcalan'ın içine girdiği tutum, hem halkın Sayın Öcalan'ı sahiplenmesi fiziken ortadan kaldırma hedefini aslında boşa çıkardı. Dolayısıyla sistem bu aşamadan sonra kişisel kanaatime göre Sayın Öcalan'ın fikriyatını, kendisini temsil ettiği değerleri hiçleştirme, gereksizleştirme yahut değersizleştirme gibi bir amaç edindi. Sayın Öcalan üzerindeki son belki 10 yıldır devam eden insafsızca tecritin en temel şeylerden bir tanesi de bu. Değersizleştirmeye çalıştılar. Ama halk her seferinde cevap verdi. Halk her seferinde Sayın Öcalan'sız bir çözümü, bir barışı kabul etmeyeceğini her seferinde tutumuyla, direnişiyle ortaya koydu. Bu anlamda devam eden bu komplo süreci aslında bu sürecin sonucunu komplocu güçler belirlemeyecek. Yani ben kişisel olarak bu kanaatteyim. Bu komplo sürecinin sonucunu halk belirleyecek. Bu devam eden komplo sürecinin sonucunu Kürtleri temsil eden partiler, belki hukukçular, sivil toplum kuruluşları içine girecekleri tutumla, mücadele hattıyla aslında belirleyecekler. Dolayısıyla komplocu güçler tarihten bu yana vazgeçmediler. Yani Şeyh Said'i de katlettiklerindeki amaç özgürlük mücadelesini bitirmekti. Seyit Rıza'yı katlettiklerindeki büyük bir komployla aslında katlettikleri Seyit Rıza'yı katlederken ki amaçları yine bu özgürlük mücadelesini ve sevdasını bitirebilmekti. Dolayısıyla Kürt halkı var olduğu müddetçe komplo asla hedefine ulaşamayacak. Ben bu kişisel kanaatteyim. Bu halkın direnişi, tutumu, sahiplenmesi devam ettiği sürece komplonun asla edindiği hedefe, amaca ulaşamayacağı kanaatindeyim. Bu
Kürt halkının özgürlük sevdasıyla bağlantılı bir şey. Yani Kürtler aslında her seçim döneminde, her kritik süreçte bu sahiplenmeyi gösterdiler. Dolayısıyla da bu o sürecin sonucunu komplocu güçler değil, halk belirleyecek. Yani Sayın Öcalan şahsında gerçekleştirilen komplo gerçekten hukukun aslında askıya alındığı bir süreç. Dolayısıyla kişisel kanaatim bunun çok hukuki ifadelerle açıklanmayacağı düşüncesindeyim. Çünkü aslında Türkiye'de yürürlükteki hukuka bakıldığında dahi aslında bunun yani tartışmasız olduğu çok açık. Ancak Türkiye her seferinde Sayın Öcalan şahsında özel düzenlemelere gitti. Yani şahsa münhasır hukuki düzenlemeler yaptı. Bu anayasaya çok açıkça aykırı bir durum. Ancak söz konusu Kürtlerin özgürlük mücadelesi ve Sayın Öcalan olduğunda kendi hukuklarını hiçe sayan bir yerde duruyorlar. Hakikaten çok pervasız bir yaklaşım içerisindeler. Yani bu konuda 2014 yılında işte bahsettiğiniz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Öcalan kararı var. Burada aslında mahkeme Sayın Öcalan'ın serbest bırakılması yönünde bir değerlendirme yapmıyor. Burada Türkiye Devleti'ne infaz koşullarının düzenlenmesi gerektiğine dair bir tavsiye niteliğinde bir karar. Bu kararın aslında arka planında Birleşik Devletler Winter kararı bulunmakta. Bu kararda bir kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış bir kişinin maksimum cezaevinde geçirebileceği süre 25 yıl olarak tanımlanıyor. Komplonun 25. yılındayız. Dolayısıyla aslında Türkiye Devleti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararıyla bir süreçle karşı karşıya. Ancak Türkiye'de infaz kanununda özel bir düzenleme yapılmış. Bu aslında Öcalan düzenlenmesidir. Yani Öcalan'a münhasır bir düzenlemedir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalan birinin bu düzenlemeyle aslında umut hakkı bertaraf edilir. Yani dışarıya çıkabilme, özgür koşullarda yaşayabilme hakkı aslında bertaraf edilmeye çalışılıyor. Umut hakkı aslında Türk infaz sistemi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında belli bir hapis cezasına, süreli ya da süresiz bir hapis cezasına çarptırılan bir kişinin cezasının belli bir kısmını cezaevinde geçirdikten sonra sosyal, toplumsal yaşama katılabilmesinin koşullarının sağlanması anlamında bir hak. Yani bir kişiyi belli bir süre cezaevindeki cezasını infaz ettikten sonra aslında toplumsal yaşama katılabilmeli. Umut hakkı bunu ifade ediyor. Sayın Öcalan ve Türk Ceza Kanunu 302. maddesinden yargılanarak hüküm yemiş olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kişiler açısından özel bir düzenleme yapılmış durumda. İnfaz Kanunu 107. maddede aslında bunun mümkün olmadığını, özellikle bu devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan hüküm giymiş olanlar yönünden bu koşulun sağlanmayacağına dair bir düzenleme yapmış durumda. Şimdi burada elbette dediğim gibi yasal mevzuat açısından birçok şey değerlendirilebilir. Ancak Sayın Öcalan'ın karşı karşıya kaldığı komplo süreci nasıl hukukun ayaklar altına alındığı, uluslararası hukukun da ayaklar altına alındığı bir süreç ise umut hakkının tartışılması da yine hukuk üstü bir süreç istiyor. Bu nedenle esas itibariyle bir hukukçu olarak hukuki tarifini yapacaksan
Anayasanın 90. maddesinin 5. fıkrası çok açık. Eğer Türkiye devletindeki, Türkiye'deki yasal mevzuat ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin herhangi bir maddesi bir biçimde çelişir ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bağlı olan aslında mahkeme kararlarının esas alınacağı çok açık. Bu temelde aslında komplonun 25. yılını yaşadığımız bir dönemde aslında Sayın Öcalan'la ilgili de infaz koşullarının gözden geçirilerek hani koşullu sarı verilme şartlarının tartışılması gerekiyor. Sayın Öcalan açısından umut hakkının mümkün olmadığını çünkü bir düzenleme yaptıklarını ifade ediyorlar. Ben başlangıçta da söyledim. Yani bu komplonun bir ayağı Sayın Öcalan'ın fiziken derdest edilmesi ve bunu boşa çıkaracak olan da çok hukuki düzenlemeler olmayacak yani. Kişisel kanaatim bu. Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün sağlanması bir yasa düzenlemesiyle olmayacak. Bu mümkün değil çünkü Sayın Öcalan hukuken aslında derdest edilmiş biri değil. Sayın Öcalan şu anda gerçekten hukuk ayaklar altına alınarak derdest edilmiş biri ve nihayette halkın göstereceği tutum Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün yegane garantisidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları anayasaya göre bağlayıcıdır. Uygulanması gerekir. Hukuken bu böyledir. Ancak dediğim gibi Sayın Öcalan'la ilgili durum kendine has bir mevzuyu da aslında barındırdığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmamasının bağlandığı bazı yaptırımlar var esas itibariyle. Hukuki, siyasi ve ekonomik yaptırımlar şeklinde. Yani hukukçular olarak biz bunun mücadelesini kendi müvekkilimiz yönünden elbette yapacağız. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması açısından Avrupa İnsan Hakları Bakanlar Komitesi'ne başvurular yapılacak. Yine CPT Avrupa'ya işkenceye karşı komiteye en son geçen hafta bir başvuru yapıldı. Bu başvurular yapılmaya da devam edilecek. Hukuki zeminde ve hukuki anlamda yapılabilecek bütün çalışmalar bu anlamda elbette yapılacak. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de çok samimi yaklaşmadığı aslında mevcuttaki kararlarından da anlaşılıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamama gibi bir şeyi de niyeti de aslında ortada. En son işte Demirtaş Kavala kararlarıyla bu ayyuka çıktı. Açık bir şekilde uygulamayacaklarını söylediler. Hatta Cumhurbaşkanı gerekeni yapar, düzenleme yapar, işi bitiririz'e kadar getirdi. Kaldı ki 2014 yılında zaten Öcalan'la ilgili verilmiş bir karar var. Yani şahsına münhasır verilen bir karar var. Bu noktada bu kararın uygulanması açısından hukuki mücadele anlamında her türlü çaba içerisinde, mücadele içerisinde olacağız. Ancak bakıldığında hiçbir uluslararası kurum, hiçbir ulusal kurum bu konuda yani insan hakları temelli, demokrasi temelli bir şey içerisinde değil, bir tutum içerisinde değil maalesef. Yani Kürtlerin mücadelesine hak veren ya da mücadelesine omuz veren siyasi partiler ve hukukçular dışında Türkiye'deki hiçbir güç, uluslararası hiçbir güç bu konuda gerçekten hukukun dediğini yapabilecek bir yerde değil maalesef. Dolayısıyla da hakikaten içinde olduğumuz süreç bu uluslararası kurumlar açısından, Türkiye'deki siyasi partiler, hukuk kurumları açısından bir ayıp süreci yani. Gerçekten hukukun ayaklar altına alındığı, utanılacak bir süreç. Ancak söz konusu Kürtler olunca,
Kürtlerin lider olarak kabul ettiği Sayın Öcalan olunca gerçekten adeta kafasını kuma gömen bir yaklaşım görüyoruz. Bu temelde yani bütün aymazlıklarına rağmen biz bütün zeminlerde hukuken, siyaseten Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılması ve Sayın Öcalan'ın halkla doğrudan bağ kurmasını sağlayacak bir sürecin yaşanması için elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğiz. Tecrit mevzusu aslında Kürtlerin gündeminden, hak savunucularının gündeminden hiçbir zaman düşmedi. Yani 2022 yılında çok ciddi bir çalışmayla Avrupa'dan, Türkiye'den hukukçu meslektaşların imzacısı olduğu bir çalışma yapıldı. Bu çalışma maalesef istenen sonuca ulaşamadı. Çünkü Türkiye devleti gerçekten hukuku ayaklar altına alan bir süreç işletiyor. Bu aşamadan sonra da aslında biz hukukçular olarak hiç durmadık. Yani bu 2022 yılındaki çalışmadan sonra da bizler defaten barolara, Barolar Birliği'ne, Adalet Bakanlığı'na defaten biz başvurular yaptık. Tecrit'in en azından Sayın Öcalan avukatlarıyla görüşmesi boyutuyla kırılması yönünde hukuki açıdan çabalarımızı yürüttük. En sonunda bildiğiniz üzere geçen hafta Diyarbakır'da 1330 avukatın imzasıyla Sayın Öcalan'la hem görüşme taleplerimizi hem de Sayın Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinin belli bir düzene oturtulması talebini Adalet Bakanlığı'na ilettik. Ancak Adalet Bakanlığı'nın bu konudaki tavrı gerçekten kayıtsız bir tavır. Aynı zamanda vicdansız bir tavır, aynı zamanda hukuksuz bir tavır. İşin vicdani ve ahlaki boyutunu elbette yani değerlendirebiliriz. Yani üzerinde çokça konuşabiliriz. Ancak Türkiye Devleti'nin Adalet Bakanı'nın ısrarla vurguladığı Türkiye Devleti bir hukuk devletidir tezi üzerinden biraz değerlendirmek gerekiyor bence. Bu konuda infaz kanununun açık bir düzenlemesi var. Aslında birçok hukukçunun belki de bizim de bugüne kadar ıskaladığımız bir nokta. İnfaz kanunu ceza infaz kurumlarında yaşanan herhangi bir disiplinsizlik sonucu hükümlüye verilen bir disiplin cezası üzerinden avukatla görüş yasağı konulamayacağını açık bir şekilde düzenlemiştir. Aslında infaz hakimliğinin Sayın Öcalan'la avukatların görüştürülmemesi üzerinden dayandığı kanuni düzenleme avukata ilişkin bir düzenlemedir. Yani hükümlüğün avukatla görüşünü engelleyebilecek bir düzenleme infaz kanununda yoktur. Dayanılan düzenleme eğer bir avukat hükümlüyle yasa dışı bir ilişki içerisine girdiyse, örneğin örgütle ilişkisini sağlıyor ise yahut farklı bir yasa dışı amaç edinmiş ise o avukatın hükmüyle görüşmesi engellenebilir. Ancak hükmünün hiçbir biçimde belirlenecek bir avukatla görüşmesi yapılamaz, engellenemez. Ancak Türkiye kendi hukukunu da hiçe sayan bir noktada durduğu için biz hukukçular bu noktada bir baskı uygulamaya çalışıyoruz. Yani hukukunuzu uygulayın. Yani infaz kanununu uygulayın diyoruz aslında Türkiye Devleti'ne. Bu konuda 1330 avukat gerçekten büyük bir özveriyle, büyük bir inanç ve umutla bu çalışmaya destek verdi ve Sayın Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesini isterken bir yandan da kendisi de bu talebi Adalet Bakanlığı'na iletti. Tabii Türkiye'de 1330 avukattan ibaret değil. Yüz binlerce avukat var Türkiye'de. Gerçekten avukatlık kanununun ilk iki maddesinin aslında avukatlara
yüklediği bir sorumluluk var. İnsan hakları, demokrasiyi ve hukuku aslında korumak. Yani bu düzeni korumak, hukuk devleti düzenini aslında korumak. Aslında bütün avukatların, hukukçuların bu konuda özgürlükten yana, demokrasiden yana, insan haklarından yana ve en önemlisi de hukuk devletinden yana bir tavır göstermesi gerekir. Bu anlamda bizim bütün hukuk camiasına, meslektaşlarımıza, hukuk örgütlerine çağrımız insan haklarına sahip çıkmalarıdır. Biz sadece bu anlamda infaz kanununun sağladığı hakların Sayın Öcalan açısından uygulanmasını talep ediyoruz. Sayın Öcalan'la avukatlarının görüştürülmesi, Sayın Öcalan'ın bu süreç açısından hukuki destek alabilmesi ve en temelde de en temel insan haklarından olan toplumla bağ kurmasının sağlanması için yanımızda durmalarını ve bu konuda bizimle birlikte mücadele etmelerini talep ediyoruz.